Yani olanlara gerçekten inanamıyorum. Rüzgar Bey'in halini bir görseniz. Ay adam hastanelik. Rezillik. Ha, senden çıktığımdan beri Halil'i arıyorum. Açmıyor. Meltem Hanım, sakin olun. Haluk Bey'in neden böyle davrandığını ancak onunla açık açık konuşarak anlayabilirsiniz. Telefonla olmaz, yüz yüze konuş. Ay kusura bakmayın ama bunun anlaşılır bir tarafı yok. Hiç anlayamam. Ne olursa olsun kimseye şiddet uygulanamaz. Tabii ki bunu konuşacağım Haluk'la akşam. Evet tabii, mutlaka konuşun. Bu arada diğer konuyla ilgili içinizin rahatlamasına ve aklınızda şüphe kalmamasına çok sevindim. Yani içim tam anlamıyla rahatladı mı bilmiyorum. Ama gönülle konuşmak iyi geldi. Yani o benim can arkadaşım. Beni yanıltmaz. Hani Halu affedeyim diye bunları söylemediğini biliyorum. Gerçekleri söyledi. Ama tabii benim de bu durumu açık açık Haluk'la konuşmam lazım. Yani o dönemde neler hissettim. Tutku bana neler söyledi. Bütün bunları onunla açık açık konuşmam lazım. Evet, artık Haluk Bey'le konuşmanın zamanı geldi. Kendinizi hazır hissediyorsanız hiç beklemeyin Meltem Hanım. Doğru iletişimle çözülemeyecek sorun yok. Doğru. Yani bugüne kadar Tutku birçok şey yaptı. Niyeti de belliydi. Amacına da bir süreliğine ulaştı. Ama şu andan itibaren buna müsaade etmeyeceğim. Ben sonuna kadar evliliğimin arkasında duracağım. Yani sonuçta benim için önemli olan Halil'in ne hissettiği. Yani Haluk'la konuşmak pek kolay olmayacak. Sonuçta ben bir süredir hayatında başka bir kadın olduğunu düşündüm. Onun karakterinde biri buna çok kırılabilir, kızabilir. Sonuçta ben ona haksızlık ettim. Ama tabii açık açık da konuşmam lazım. Yani bu sabah şöyle bir karşısına geçip konuşmak istedim. Benim yüzüme bakmadı, çekti gitti. Ama bir şekilde konuşacağım. Siz hiç pes etmeyin Meltem Hanım. Sizi dinlemesini sağlayın. Tabii ki. Yani mutlaka konuşacağım. Bir de bugün Halil'in doğum günü. Ben ondan ayrı olduğum bu bir ayda bir günü tuttum. Bütün hissettiklerimi en saf haliyle oraya yazdım. Özlemim, aşkım, kızgınlığım, kırgınlığım, kıskançlığım, tabii ki tutku. Hala doğum günü hediyesi olarak günlüğümü vermeyi düşünüyorum. Bence okuduğunda beni gayet iyi anlayacaktır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.